Arkadaşlar bugünkü dersimiz operatörler. Kısa sürecek bir ders. Hemen başlayalım. Yeni proje açıyorum. Bir de Windows 10 projesi açıyorum. Workstar operatör. Tamam. Speaking Project. Projemiz açılsın. F7 ile kod arkasına gideyim. Bu sistemsel oluşturulan sileyim, yorum satırlarını evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce başlamak istediğim alan matematiksel operatörler. Arkadaşlar daha önceden de zaten bunları görmüştük. Int a b diyelim. Mesela int c sayısı a eşittir 5 diyelim. B eşittir 4 diyelim. C sayısı a artı b dersem arkadaşlar artı burada ne işlemi görmüş olur? Toplama işlemi görmüş olur. Aynı şekilde int de eşittir a eksi b yapabilirim. Burada tire eksi işaret eksi işlemi yapar, çıkarma işlemi yapar. İnt p eşittir. E'yi kullanmamız biraz sakıncalı. İnt p eşittir. A çarpı b. Burada arkadaşlar yıldız bize A ile B'yi çarpmamız gerektiğini, çarpması gerektiğini bilgisayara öğretir, gösterir. A bölü b. Arkadaşlar bu slash işareti de bölme işlemini temsil eder. Arkadaşlar bunları zaten önceden biliyordunuz. Bir de şu vardı hatta int eşittir. Şöyle yapalım. A mod b. Bu da arkadaşlar matematikte olan mod işlemini alır. Yani bir sayının yani A sayısını B'ye böldüğümde kalanı verir bize. Bu dört temel işlem ve mod işlemi matematiksel. Bu şekilde arkadaşlar diğer daha karmaşık matematiksel işlemlerini daha önceden gördüğümüz derslerde MET sınıfında kullanmıştık zaten. Arkadaşlar burada aslında bir operatör daha kullandık biz. Eşittir operatörü. Arkadaşlar buradaki eşittir matematikteki eşittir değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Buradaki eşittir atama işlemidir. Yani H'ye A mod B'yi ata diyorum. Matematikten çıkalım. Mesela string text eşittir deneme. Burada şunu diyoruz arkadaşlar. Denemeyi text değişkenime ata. Ya da denemenin şöyle yapalım. E'lerini kaldır. Denemenin e'lerini kaldır. Text'e ata. Bakın bu eşittir atama işlemidir. Matematikteki eşittir değil bu. Bu atama işlemi. Burada bir eşitlik yok. Biz burada sadece text değişkenine bir değer atıyoruz. Bir diğer yandan arkadaşlar devam edelim. Genelde şartlarda kullandığımız bize doğru ya da yanlış cevabı veren operatörler vardır. Bunlar az önce pardon. Arkadaşlar devam ediyorum. Bir de az önce bahsetmiştik. Bize true ya da false değeri veren ilişkisel de herhalde ismi öyle geçiyor. Evet, ilişkisel operatörler var. Bunlar arkadaşlar eşittir. Eşit değildir. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir olarak ayrılır. Hemen örnek verelim arkadaşlar. If A eşit eşittir B ise şartımızda message box.show A
A B'ye eşittir. Yazalım. Bu ne demek arkadaşlar? Bak A eşit eşittir B diyorum. A eşittir B demiyorum. A eşittir B demek, bakın zaten bana hata veriyor. A eşittir B bir bool değer değil. Yani bana doğru ya da yanlış cevabı vermez. Sen burada sadece gidiyorsun A'ya B'nin değerini atıyorsun diyorsun bana. Ancak bizim istediğimiz eşit eşittir. Yani şu demek. A B'ye eşittir diyoruz biz. Eğer ki A B'ye eşittirse doğru değeri döner. Değilse false değeri döner. Döner burası. Hemen emülatörü bir çalıştıralım. Bu arada şunu kapatmamışım. Retry diyorum. Evet, emulator çalıştı. Deep Link yapıyor. Tabii. Küçük menü alan. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bakalım. Debug pointimizi koyduk. Buraya düştü. Bakın A eşittir. B bize false değeri dönüyor. Neden? Çünkü A 5, B 4. Bunlar eşit değil. Bu yüzden false değeri dönüyor ve yazımızı bize yazdırmıyor. Elsif diye bağlamayalım bakalım. A bir de eşit değildir B var. Normalde bunu elsifle diğerine bağlayabilirdik. Else direkt bağlayabilirdik ama görmek için eşit değil diyelim. Bakın arkadaşlar bu ünlem ve eşittir de eşit değildir anlamına gelir. Yani A B'ye eşit değilse doğru değer döner. Eşitse yanlış değer döner. Hemen çalıştıralım. Bakın A B'ye eşit değildir yaz. Yani şuraya girmiş oldu. Buraya. Devam edelim. Arkadaşlar şu şekilde A küçük A büyüktür B var. A B'den büyüktür anlamına gelir. Devam edelim bu şekilde. Küçüktür, küçüktür, büyüktür yapacağız. Küçüktür, büyük eşittir. Küçük eşittir. Bakın arkadaşlar. A B'den büyüktür ya da eşittir. Ya da B'ye eşittir diyelim. A B'den küçüktür ya da B'den B'ye eşittir. Bu şekilde çalıştırdığımızda hangilerine girecek? Bir şey mi yazmadım? Tamam, doğru. Şurayı yazmadık. Evet, A B'ye eşit değildir. Yani şurası çalıştı arkadaşlar. Devam ediyorum. A B'den büyüktür. Yani şurası çalıştı. A B'den büyüktür ya da B'ye eşittir. Bakın şurası çalıştı. Gördüğünüz gibi eşit eşittir. Bu eşit eşittir diye okunur. Eşit değildir. Büyüktür. Küçüktür. Büyük eşittir. Ve küçük eşittir. Bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Bir de şartlarda kullanılan mantıksal değerler var. Arkadaşlar bu mantıksal değerler yani lisede zaten mantık dersine verilir. Ve veya'yı kullanıyoruz biz burada. Şöyle ki bu da şöyle gösteriliyor. If mesela ne diyelim? A büyüktür sıfırdan
da ve b büyüktür sıfırdansa. A ve B'nin çarpımları pozitiftir diyebiliriz. Arkadaşlar bakın, A büyüktür sıfırdansa ve B büyüktür sıfırdansa dedim. Bunları çalıştırayım. Şunları bir koyayım artık. Çalıştırıyorum. Bakalım ne işe yarayacak bu. A ve B'nin çarpımları pozitiftir dedim. Bakalım. Çalışma mantığını incelersek bakalım. Bakın arkadaşlar. A büyüktür sıfırdan true değer dönüyor dedi. B büyüktür sıfırdan true değer dönüyor. F10'la ilerliyorum. Bu ikisi de true olduğu için bana true dönmüş oldu. Hemen çok kısa şurada bahsedeyim. Şöyle. Ve işlem sonuçları. Şöyle yapalım. Şu şekildedir arkadaşlar. Eğer ki biz true ve true yaparsak bunun cevabı bize şu şekilde dönecektir. True. Eğer biz true şöyle yapalım. False işlem false ve false dersek bu bize false dönecektir. Eğer biz true işlem false yaparsak true ve false dersek bize yine false dönecektir. Eğer ki biz false ve true dersek yine false dönecektir. Ve işlemin cevapları bu şekilde arkadaşlar. Yani ne demek bu? Ben bunu A küçüktür B, A küçüktür 0 dersem, A küçüktür 0 doğru mu? A 5'te. Hayır, yanlış. O zaman B doğru da olsa, bakın A yanlış, false. O zaman B false da olsa, B büyüktür 0 false da olsa, true da olsa bize cevap, genel cevap şuranın geneli false değer dönecektir. Ve işlemi bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim mantıksal operatör olarak kullandığımız V'nin sağına ve soluna vereceğimiz değerlerin hepsinin true değer vermesi lazım. True dönmesi gerekiyor ki genel V işleminin cevabı true dönsün. Bir de arkadaşlar şu var. A küçüktür 0 veya B küçüktür. B büyüktür 0 diyelim. Şöyle ki, hatta şöyle yapalım. A küçüktür. Ya da şöyle yapalım bakalım. A eşleştir 0 veya B eşleştir 0'sa ne olacak? A ve B'nin çarpımları 0'dır. Bu ne demek arkadaşlar? Hemen şu yukarıda veya işlem sonuçlarını yapalım. Veya şöyle true true'nun cevabı true'dur. False false'un cevabı false'dur bunda da. True false'un cevabı true'dur. False true'nun cevabı true'dur arkadaşlar. Bu şu demektir. Bakın V işleminde hepsinin cevabın true dönmesi için verilen değerlerin true olması gerekiyor. Ancak veya işleminde herhangi bir değer true'ysa sonuç bize true değer döner. İkisi de false'da false döner. Yani mesela bu örneğimizde ne olacak? A eşit eşittir 0'sa ya da B eşit eşittir 0'sa A ve B'nin çarpımları 0'dır. Doğru mu? Evet. Çünkü iki sayıdan biri 0'sa çarpımları 0'dır. Peki burada ne olacak? A5, B4.
O zaman burası false değer dönecek. Burası da false değer dönecek. O zaman genel olarak bize false değer dönmüş olacak. Ama biz buraya gelip de 0 diye bir sayı verirsek bu ne olacaktır? Doğru olacaktır. Bakın A ve B'nin çarpımları 0 dedi. Burada şekilde. Veya da bu şekilde arkadaşlar. Ne işleyelim? Çarpma, bölmeyi, toplama, çıkarmayı, ilişkiselleri işledik. Türleri sonra işleyeceğiz. Eşitliği işledik. Mantıksallara bakmayacağız. Koşullu ve veya'yı işledik. If'in kısaltmasına bakacağız. Hep bir de işlemli atamalara bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu daha önceki derslerde göstermiştim. Math class'ını işlerken göstermiştim. Bakın arkadaşlar. A sayısını ben şu şekilde ne yapmış olurum? İki katına çıkarmış olurum. Yani A'ya A çarpı 2 yata. A neydi? 5'ti. A'ya ne yapmış olduk biz? 5 çarpı 2 10. Onu atamış olduk. Bunun kısaltılmış bir şekli var arkadaşlar. Bunlara da işlemli atamalar deniyor. A çarpı eşittir 2 dersek A'nın değerine gidecek A'nın 2 katını, yani şu işlemin aynısını yapmış olacak. Bu aynı şekilde diğer işlemler için de geçerli. A artı eşittir 2. A eksi eşittir 2. A bölü eşittir 2. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Hatta A mod işlem 2 de oluyor herhalde. Hiç kullanmadım ama evet oluyormuş. Burada da var zaten. Hata vermedi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da işlemli atamalar deniyor. Genelde bu şekilde kullanılır. Bir de arkadaşlar şeyler var. Genel olarak isimlerini ne yazmışlar? Hani operatör diye yazmışlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bir de genelde for'da kullandığımız, hatta bize hazır olarak gelen, bakın şu sağ tarafta gördüğünüz arttırma operatörü var ya da azaltma operatörü var. Bu şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela messagebox.show ya da neden böyle yapıyoruz ya? Neyse yapalım. Messagebox.show A artı artı nokta string diyorum. Pardon. Şöyle şuraya bir breakpoint koyalım. Keşke şundan da sıkılasaydık. Evet. Arkadaşlar A'nın değeri en son bakın sıfırmış. Ancak ben A artı artıya baktığımda bu şu demek arkadaşlar. A artı artı birdir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu şu demektir. A'yı bir arttır diyor. A artı artı A'nın bir artmasıdır. Bakın orada ben az önce bir de kendim işlettiğim için onu bir kez de kendi artışım kafanız karışmasın. Baştan çalıştırayım. Şöyle, şurayı da kapatalım. Buraya bir gelsin. Bakın arkadaşlar. A sıfır. Çalıştırıyorum. A tabii önce yazar sonra tabii pardon. Şöyle başka bir değer atayalım. Int burada biraz kafanız karışacak ama x eşittir. Burada bilerek parantez koyalım arkadaşlar. Çünkü burada bir fark var. Anlatacağım onu size. Bakın arkadaşlar x ne? 0. A1. A pardon ya. Tamam, o farkı anlatayım o zaman size. Ondan sonra yapalım. Arkadaşlar burada bir fark var. Int x eşittir. A artı artıyla int y eşittir. Artı artı a'nın bir farkı var arkadaşlar. Şöyle ki bu farkı hemen şöyle görebilirsiniz. Bakın. Bunlar matematikte de olan işlem sırası olarak geçiyor. Arkadaşlar A artı artı dersek x'e şöyle çalışacaktır. X'e a'yı ata.
A0 şu anda. X'e A'yı atar. Ondan sonra A'yı arttırır. Bakın önce atama operatörü çalışır. Ondan sonra arttırma operatörü çalışır. Eğer ki arttırma operatörü değerin yani değişkenin sağındaysa. Bakın x ne oldu arkadaşlar? X 0 oldu. Ancak bu şekilde yazarsak şu anda bakın A 0. Şey pardon A 1 şu anda. Y'ye bakın neyi atayacak? Y'ye A'nın 60 halini atadı. Neden? Çünkü bu arttırma operatörü eğer ki değişkenin solundaysa önce arttırma işlemi yapılır, ondan sonra atama işlemi yapılır. Bunların arasındaki fark da bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yazarsam A'yı 2 yazdı. Neden? Çünkü A da zaten burada işleme girmiş oluyor. Şurada yaptığınız sizin bakın şimdi şöyle yapalım. Immediate Window'da bu çalışıyor muydu? Show çalışıyor muydu ya? Hiç denemedim ama bir deneyelim. Sanırım çalışmayacak. İlk çalışmıyor çünkü. Cannot evet, pardon. Çalışmıyor. O zaman şunu şöyle yapalım. Buraya geldiğimizde hemen fark göstermek için hemen bunu da çalıştırayım. Bak arkadaşlar burada A 2. A artı artıyı basmama rağmen yine bana 2 değerini veriyor. Ancak umarım yanlış düşünmüyorumdur. Artı artı A dersem messagebox.show bakın A'nın değeri 2. Messagebox.show bana 3'ü gösterecek. Neden? Çünkü ilk önce A'nın değerini arttırır. Ondan sonra işleme sokar. Ama ben buraya gidip de A artı artı yaparsam önce A'yı kullanır. Ondan sonra arttırma işlemini yapar. Arkadaşlar bu arttırma operatöründeki fark da bu şekilde. Şöyle şunları gösterelim. Arkadaşlar biz ne kullanıyorduk? If A eşleşir B ise show işte A eşittir B basitçe else messagebox.show A eşit değildir B yazalım. Arkadaşlar bakın. If else önceden de işlediğimiz üzere şart yapısı sunuyordu bize. If'in içerisindeki değer doğruysa buraya girer. Eğer ki yanlışsa else düşer buraya girer. Ancak bakın arkadaşlar if ve else de genelde iş yaptırılır. Bu şartlar sonucunda iş yaptırılır. Ama eğer ki şöyle bir yapı olacaksa if a a eşit eşittir sıfırsa artı artı a diyelim. Else a eksi eksi diyelim. Eksi a diyelim. Bakın arkadaşlar. A sıfıra eşitse a'yı arttır diyorum. B ise a'yı çıkart diyorum. Ya da hatta daha güzel bir örnek vereyim size. Şurada bir int int kare diyelim. Eşittir 0. Eğer ki a eşit eşittir 0'sa a'nın karesine direkt 0 diyebilir. Ama değilse ne diyeceğim? Kare eşittir a çarpı a diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi atama işlemi yapılıyor. If else genelde atama için kullanılmaz. Neden kullanılmaz? Çünkü daha basit, daha güzel bir yapısı var bunun. Şu şekilde arkadaşlar kare
eşittir dedikten sonra şartımı sunuyorum. A eşit eşittir sıfırdansa. Bakın şart operatörümü koyuyorum. Soru işareti. Yani diyor ki burada şu anda ben şey dedim. A eşit eşittir sıfırsa dedim. A sıfıra eşitse sıfırı kullan. Değilse iki nokta üst üste değilse A çarpı A'yı kullan. Buraya gelelim. Tekrar kareyi sıfırlayalım. Ve yapılan iki işi karşılaştıralım. Evet arkadaşlar. Kare sıfır şu anda. Bir adım ileri gidiyorum. A sıfıra eşit mi? Değil. O zaman else gir. Kareyi A çarpı A yap diyorum. Kareyi tekrar sıfırlıyorum. Bakın arkadaşlar burada yapılan işlem. A eşit eşittir sıfır mı? Hayır değil. O zaman nereye çalıştıracak? Burayı çalıştırmayacak. Burayı çalıştıracak arkadaşlar. Yani kare yine 4 olmuş oldu. Bu da eğer ki atama yapılacak, şartlı bir atama yapılacaksa kullanılacak operatördür. Soru işareti iki nokta üst üste. Bu da bu şekilde çalışır arkadaşlar. Bir de son olarak size ez ve izi anlatacağım. Arkadaşlar bizim ez ve iz diye iki tane de ne diye söylemişler burada? Ez ve izi. İlişkisel, tür testi operatörü. Arkadaşlar bakın. Daha önceden size var diye bir anahtar öğretmiştim. Var genelde işte nasıl söyleyeyim? Mesela class eşitlemelerinde direkt class'ın ismini yazmak yerine var ile runtime'da compiler'ın kendisinin bunu anlayıp kullanmasını sağlıyorduk. Mesela var şurada bir hemen 3 dakikada bir öğrenci class'ı oluşturalım. Class. Ya da öğrenci oluşturmayalım artık sıkılmışsınızdır. Ürün oluşturalım. Public class ürün. İşte private string ürün ismi diyorum. Public string ürün ismi. Get return ürün ismi. Set ürün ismi eşittir volume. Aynı şekilde burada ürün fiyatı diyorum. İngiliz olsun bu da. Hatta genelde decimal kullanılır. Bu şekilde bir klasım olsun. Var ürün 1 eşittir. New ürün diyorum arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Bunun karşılığını da size göstereyim de. Bu şu demektir arkadaşlar. Ürün 1 eşittir. New ürün. Kafamız karışmasın diye şöyle alacağım. Bakın arkadaşlar. Is ve as şu işe yarıyor. If ürün 1 is ürünse message.show ürün 1 bir üründür. Hatta şey diyelim. Bir ürün bir ürün tipinden bir nedir diyebiliriz. Mesela kare is string ise bak nokta show kare string tipinden bir değişkendir.
diyebiliriz. Evet, çünkü kullanmadı diyor. Biz kullanalım yine de. Dakika. Şöyle yapalım. Kaldırsak. Açtır. Yukarıdaki. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ürün 1. Bakın sağda da yazdığı üzere First Academy operatörler dersi namespace'in içerisindeki ürün klası nesnesidir. Bakın o zaman ürün 1 is ürün bize true değer döner. Yani şu demektir bu. Ürün 1 ürün tipinden midir? Evet, ürün tipindendir. O yüzden bize ne yazacak? Ürün 1 ürün tipinden bir nesnedir yazacak. Kare, bakın kare arkadaşlar int'ti. Kare bir string olmadığı için bu bize false değer döner. Gördüğünüz üzere. Bir de arkadaşlar as var. As de şu şekilde. Biz bunu genelde şöyle diyelim hatta. Hemen size kullanımından bir örnek vereyim. Buraya ben bir buton koyayım. Ve işte content'i deneme diyelim. Hemen click event'i oluşturayım. Bakın arkadaşlar. Şurada. Bakın şimdi bu buton click eventine düşecek. Ve ben bu butonun gideceğim. Content'ini değiştireceğim. Şimdi bu butonun ismini ben belirlemedim. Arka tarafta ben bu butona nasıl erişeceğim? Buton. Bakın gördüğünüz üzere o butonla ilgili hiçbir şey yok. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ben bu eventin bana gönderdiği sender'ı, object tipinden sender'ı, bu sender'ın ne olduğunu biliyorum, buton olduğunu biliyorum. O zaman bunu butonmuş gibi kullanabilirim. Ben buton olduğunu biliyorum çünkü bunun. O zaman bakın sender işte bize gelen bu eventten gelen sender as buton dersen bakın arkadaşlar bundan sonra noktayı koyarsan bana butonla ilgili bütün propertileri getirir. Ben bunu buton değil de sender as int 32 dersen sonra noktayı koyduğunda bana int 32 tipinden klasından değerleri getirir. Metotları ya da property'leri getirir. Mesela sender as ürün dersen bana ürünün değerlerini getirir. Metot ya da property'lerini getirir ya da event'lerini getirir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sender'ı her tipten kullanabilirsiniz. Ben burada sender as buton demeliyim. Çünkü bunun buton olduğunu biliyorum. Sender as buton nokta content eşittir. Denedim. Saçma oldu ama. Bunları keşke kaldırsaydık. Bak arkadaşlar denemeye basıyorum. Denedim oldu. Neden? Tekrar çalıştıralım. Şunları comment yapalım. Yorum satır haline getirelim. Şurada şöyle. Tekrar deneyelim. Şuraya bir breakpoint koyalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi denemeye bastım. Bakalım sender'ın üstüne gittim. Arkadaşlar bakın sender bize sistem Windows Control'den gelen buton tipinden bir bu framework element olarak geçiyor. Nesne olarak bilin şu anda. Arkadaşlar bu sender. Sender as buton dersem bakın bana doğru bir şekilde hani chest işlemi gibi bir şey bu. Doğru bir şekilde chest ettim diyor. Ve bundan sonra ben bunun bütün değişkenlerini kullanabilirim. Peki. Ben buraya sender as buton değil de list box dersin. Bu bir list box'tır dersen. Ve ben bunun mesela background'ı color mı istiyordu, brush mı istiyordu? Brush istiyormuş. New solid color brush dersem o da colors nokta brown alsın dersen. Ne olacak? Çalıştıralım. Denemeye bastım. Bakın arkadaşlar uygulamam crash oldu. Neden? Null reference exception verdi. Neden verdi? Şimdi sender bir butondu. Ama ben sender'ı sender as this box dersem arkadaşlar
Bakın bana null değer döner. Çünkü sender list box olarak kullandığımda hiçbir şekilde bu atama işlemini gerçekleştiremeyecek. Ya pardon, chest işlemini gerçekleştiremeyecek. Bu sebepten dolayı da bana null dönecek ve ben null dönen şeyin propertylerini kullanamam. Ama ben bunu gidip de button yaparsam, button'ın da background'u var zaten. Button yaparsam arkadaşlar düzgün bir şekilde kestirecek ve işlemin bakın background'u işlemi gerçekleştirmiş olacak. Arka planı brown yaptı. Bu da bu kadar arkadaşlar. Ben yine bir bakayım unuttuğum bir şey var mı? Size göstermem gereken. Bunları zaten yaptık. Is as kaydırmaları geçiyorum. Mantıksallığı geçiyorum. Koşulları işledik. Atom operatörüne işledik. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde operatörleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Sorusu olan var mı? Hemen sorularınızı alayım. Daha sonra kaydı bitirelim. Peki, o zaman kaydı bitiriyorum. Kaydı bulayım.